Evet, gerçekten yani bu gıda meselesinin üstünde durmak gerekiyor. Çünkü bakın sabah akşam hepimizin konuştuğu şey pahalılık deyince mutfak, mutfağa giren her tür besin maddesi, işte et, süt, hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, işte zeytinyağı, yani biraz da hakikaten iklim krizinin yol açtığı şeyler var ve bu çok ciddi olarak bütün dünyada bir gıda güvenliği meselesi yaratıyor. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. İkinci konuğumuz hazır mı arkadaşlar? Evet, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Bulduk. Estağfurullah. Bu, teşekkür ederim. Evet, siz daha eli taşın altında olanlar, doğrudan sektörün içinde olanlar, sizden daha doğrudan şeyler dinleyeceğiz. Yani bu enflasyon meselesinde gıda hakikaten bir ne derler deve dişi şeklinde. Bu sorunu çözmedikçe ya da çözüm yoluna sokmadıkça Türkiye'nin enflasyon meselesi filan çözülmeyecek. Çok açık görünüyor. Gıda enflasyonuyla ortalama tüketici enflasyonu arasında 14 puanlık fark var. Yani biri şu anda 60 görünüyor, diğeri 73-74 görünüyor. Demek ki gıda çok baskın. Gıdadaki yüksek enflasyon genel enflasyonu domine ediyor. Ve bunun üstüne yürümedikçe, yani gıda meselesinin üstüne yürümedikçe bunu halletmek kolay görünmüyor. Enflasyonu yumuşatmak kolay görünmüyor. Gıdada da dönüp dolaşıp tarımın son yıllarda giderek artan çöküşüne, arzın eksikliğine geliyoruz. Siz sahadan ne görüyorsunuz, ne diyorsunuz? Evet, hocam, Türkiye'de tarım maalesef son 2006'dan bu yana, o tarım yasasının çıkmasından bu yana bir yükseliş trendi gösterip sonra sürekli aşağı yönlü hem fiyatlar açısından, ürün fiyatları açısından hem girdi maliyetleri açısından aşağı yönlü küçülmeye devam ediyor. Şimdi son açıklanan TÜİK rakamlarında gıda ve alkol içeceklerdeki Ağustos ayı rakamlarında da işte bir önceki yılın aynı ayına göre %74.86 görülüyor gıda enflasyonu, gıda endeksi. Fakat dünyada bir süreç içerisinde son bir yılda %21 gıda fiyatlarının azaldığını görüyoruz. Yani Türkiye'de ne yaşanıyor da, ne oluyor da gıda fiyatlarında bu artış trendi artarak devam ediyor. Bunu aslında birçok konunun uzmanı çok net açık bir biçimde biliyor. Arz eksikliğine neden olan, ki fiyat artışlarında arz talep dengesi fiyatın oluşmasına iktisaden böyle bir kural varsa, arz eksikliğine neden olan büyük ölçüde ürün miktarının azlığıdır. Bunu da etkileyen çok temel faktörler var. Öncelikle tarım arazilerinin azalıyor olması çok temel faktörlerden birisi. Bir diğeri işte azalan, buna bağlı olarak da ve uygulanan tarım politikalarına bağlı olarak da azalan üretim miktarları. Her ne kadar Murat Bey az önce bir denge raporu vardı, TÜİK'in denge verileri. Orada mesela buğdayı TÜİK diyor ki yurt içindeki talebin ancak %87'sini karşılıyor biliyor Türkiye. Ya Türkiye böyle bir durumda mı? Yani buğday üretimi mesela niye azaldı? Evet. Bakın Türkiye buğdayda %87.3. Mısır'da 76.6. Arpa'da 66.8. Yeterlik oranları son 5 yılda düşmeye başladı. Aslında bazı ürünlerde uzun süredir yetersizlik yaşıyoruz. Yeterlik oranları çok düşüyor. Uzun yıllardan beri düşüyor. Bakliyatta ama çok düşük var. Bakliyatta pirinç, mercimek, bütün bunlar da Türkiye dışa bağımlı vaziyette. Evet, bakın nohutta %96'dayız 2021 oranında. Kırmızı mercimekte 50,
Yeşil mercimekte 50.9, soya fasulyesinde, kuru soya fasulyesinde %6'yım. Yani bu o kadar düşük vaziyetteyiz. Ki temel kendi ülkemizde üretilen ve ana yurdu ülkemiz olan ürünlerde bile yeterlilik seviyesinin altına düşmüş vaziyetteyiz. Şimdi bunun çok temel bir nedeni politik tercihler aslında. Türkiye maalesef ne gıda enflasyonunu ne Türkiye'deki yeterlik sorunlarını gözeten bir yerden siyaset yapıyor tarımı dair. Buradan yapmıyor. Tamamen tarımı ürün evlat pozisyonunda görmeye başladı. İşte bu da gıda egemenliğini, gıda güvencesini tehdit eden noktayı geçtik aslında. Uygulanan politikalarla gelinen noktada gelir düzeyindeki bütçesi de birlikte değerlendirdiğimizde gıdaya erişimde çok ciddi sorunların yaşandığını artık görüyoruz. Alt gelir grubunun temel beslenme unsurlarını bile tedarik etmekte güçlük çektiğini çok net bir biçimde görüyoruz. Bakın ekmek fiyatları 10 liraya dayandı. Yakında açıklanacak 10 lira diye büyük ihtimalle. İşte Rusya-Ukrayna savaşı ve belirsizlik dolayısıyla kendi ürünümüzü, kendi ülkemizde üretimi yapmayıp, yeterli seviyeye getirmeyip, ithalatla, sağlık koridoru yoluyla elde etmeye çalışıp, piyasa regülasyonlarını böyle ithalatlarla sağlamaya çalıştığımız sürece temel ürünlerimizde de fiyat artışlarını ve bunların gıda enflasyonunda olan etkilerini yaşamaya, artarak yaşamaya devam edeceğiz. Buğdayda özellikle ekmek üretiminde, makarnada, durum buğdayı üretiminde aslında bir yeterlik pozisyonu içerisindeyiz. Buğdayın ve tahılların genelini düşündüğümüzde düşük yeterlik seviyesindeyiz ama bunu sağlamanın temel yollarından bir tanesi temel stratejik ürünlerde bir üretim planlaması yapmak. Bakın 2006'dan bu yana orta vadeli planlarda tarımsal öneriler, öngörüler yapılıyor. Tarımsal planlamalar ifade ediliyor ama neredeyse her OVP'de aynı talepler, aynı söylemler olmasına rağmen uygulamaya bir türlü geçilmiyor. Şimdi tarımın temel girdilerinden birisi sağlıklı toprak, bir diğeri de sağlıklı sudur ve sağlıklı tohumdur. Biz bunlar suyumuzu korumuyoruz. Bütün derelerin önüne barajlar yapıyoruz. Su kaynakları tükenmeye, ticarileştirilmeye devam ediyor, satılıyor. Toprak zaten yıllardır uygulanan, neredeyse 45'lerden 50'lerden beri gelen ilaçlamalarla içindeki biyolojik aktivitesini kaybetmiş, yoksullaşmış. Organik materyali %3 olması gerekirken %1'in altına düşmüş. Bir halde gübre takviyesi yapmak istediğinizde mazot, benzin ve en önemlisi doğal gaz fiyat artışlarının karşımıza çıktığını görüyoruz. Çünkü azotlu gübreleri üretebilmek için doğal gazdan üretim yapılması gerekiyor. Bunu da ithal ettiğimiz Rusya-Ukrayna şu anda ambargo altında, onları da ithal edemez durumdayız. Pandemiden sonra yaşanan süreçte Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'de gübre kullanımı da düştü. 7.1 milyon ton gübre kullanırken 5.4 milyon tona, 9 milyon tona düştüğünü biliyoruz. Şimdi de 5.4'e bekleniyor 2023 için. Gübre bu kadar organik maddece zayıf topraklara vermezseniz verimliliğiniz de düşmeye başlayacak. Dolayısıyla bugün bakın Amerika'da, Kanada'da, Rusya ve Ukrayna'da dekar başına buğday 750 ile bir ton, 750 kilogramla bir ton arasındayken TÜİK'teki bizim ortalamamız dekar başına 275 kilogram buğdayda. Dolayısıyla biz buğdaya dair, temel stratejik ürünlere dair özel bir planlama yapmazsak, özel üretim planlaması geliştirmezsek kısa vadede, ki tarımda kısa vade en az bir yıldır, 3 günde 5 günde düzenlecek işler değil. Çünkü tarımda sermayenin devir hızı yılda birdir. Diğer sektörler gibi değil. Yani kuyumculuk sektörü gibi ya da halk ekmek bayisinin 365 gün aynı sermayeyle ürünü alıp kar edip satıp 365 kere aynı sermayeyi devir ettirmesi gibi bir durumda söz konusu değil tarımda. Dolayısıyla 2 ürün 3 ürün alınan yerlerde belki 2'ye 3'e çıkabilir ama temelde hububat tarımında özellikle sermayenin devir hızı yılda birdir. Çiftçiyi finansal olarak desteklemediğiniz durumda,
çiftçiyi pazarda yalnız bıraktığınız durumda tavsiye alım fiyatlarını maliyetlerin altında açıklamanız durumunda tarım arazilerini korumak şöyle dursun 27,5 milyon hektardan 23 milyon hektara düşen bir tarım arazisi kullanımı söz konusu. 8,5 milyon sulanabilir arazinin 6,5 milyonunu sulayıp gerisini vahşi sulamayla suladığınız bir ortamda yani suyu doğru veremediğiniz, gübreyi veremediğiniz, tohumu ucuz elde edemeyen çiftçi, bir de piyasada örgütsüz, kooperatifsiz, dayanışma içinde olmayan çiftçi olduğunda üretim miktarının azalması, yani arzın eksilmesi, yani talebi karşılayamaması, yani ithalata bağımlı hale gelmek ve yani gıda enflasyonunun artışının hızla sürmesi. Murat Bey, kaç Tarım Bakanı değişti son yıllarda? Güçlük çekiyoruz ama yanılmıyorsam son 20 yılda 8. Tarım Bakanı oldu. Tarım Bakanlarımızın bir tanesi veteriner hekimdi, diğerleri tarım dışından bakanlığıydı. Değil mi? Tamam, bir bakanlık organizasyonunu tarımcı yapmasın da diye düşünebilirsiniz ama hiç olmazsa bir iki tanesinde tarımcı olmasını beklerdik. Ziraat mühendisi olmasını beklerdik. Ve ama her biri kendine göre bir politika belirledi. Bir tutarlılık, bir devamlılık söz konusu olmadı. Doğru mu? Bu orta vadeli planlarda, uzun vadeli planlarda birbirini takip eden politikalar olmadı maalesef. Bakanların değişmesiyle birlikte böyle süreçler yaşadık ama Türkiye'nin genel olarak bir tarım politikasında da oturmuşluk olmadığını gözlemliyoruz. Bir dönem şöyle bir arayışa giriliyor. Genellikle küresel gıda devlerinin veya küresel tarımı koordine eden yapıların etkisi altında çok kalınıyor. İşte bunlara şeker piyasası belli. Bugün fındık piyasasında hakimiyetin nasıl olduğu belli gibi. Sadece neredeyse meyve sebze de mevsimlik meyve sebze de yeterliklerimiz sürüyor. O da Türkiye'nin mevcut potansiyelinin sürdüğü için böyle olduğunu görüyorum. Ama küresel piyasaları olan ürünlerde, işte buğday gibi, arpa gibi, rumbat ürünlerinde veya mercimek ürünleri, nohutlar, fasulyeler gibi ürünlerde maalesef doğru planlama yapamıyoruz. Hem iklim değişikliğinin etkisine göre ürün desenini coğrafyalara, havzalara uygulama konusunda plansız ve örgütsüz vaziyetteyiz. Zaten çiftçinin örgütlenmediği bir ortamda istediğiniz politikayı geliştirin. Örgüt üzerinden yürütemediğiniz politika yürüyemez. Çünkü bireyleri çok fazla etkileyemezsiniz. Son orta vadeli programda açıklanan işte sözleşmeli tarıma geçirecek diye birkaç yıldır söyleniyor. Yine bir politika değişikliği. Sözleşme şartnameleri hazırlanmadan, yönetmelikleri hazırlanmadan sözleşmeli tarımlara geçiliyor. Tarım arazi korunacak deniyor. Kentsel tarım artırılacak deniyor ki bu kavram da bence Türkiye'de ve özellikle bakanlık çevresinde yanlış biliniyor. Çünkü kentsel tarım, kent içindeki tarım arazilerin korunmasıyla yapılan, kent içinde, kent sınırları içinde yapılan tarımdır ama biz maalesef kent periferindeki tarım arazilerinde yapacağımız tarımla, ki zaten öyle tarım yapılması gerekiyor, buna kentsel tarım demeye başladık. Neredeyse yer altından çıkarılacak sıcak sularla işte organize terazilik bölgeleri yetiştirelim, oluşturalım deniyor ama o bir süre sonra tarımdan elde edilemeyecek gelir nedeniyle oraların turizme açılacağı, böylelikle de tarım arazilerinin tarım dışına çıkmasının bir mekanizması. Yani fantastik şeylere daha çok kafa yoruluyor anladığım kadarıyla. Ortada yapılması gereken doğru şeyler varken daha fantastik işlerle uğraşılıyor. Biraz hayvancılıktan söz edelim. O çok yakıcı olmaya başladı. Yani kırmızı etin yanına kimse yaklaşamıyor. Keza tavuk eti, ondan sonra yumurta, bunlar hakikaten hanelerin lüks maddeleri olmaya başladı. Süt ve süt ürünleri, yani bunların fiyatları ateş pahası. Ne oluyor? Hayvancılıkta problem nasıl yükseliyor?
2000'li yıllardan bu yana maalesef Türkiye'de hayvancılıkta yaşanan sorunların çözümü ithal hayvan, ithal et, ithal hayvansal ürünler getirmekle bulunmak gibi bir politik tercihte bulunuyordu. Şimdi bu konuyu zaten detaylıca yazılarınızda da ifade ediyorsunuz. Neoliberal eklemlenme, küresel sisteme, neoliberal küresel sisteme eklemlenme, tarımın özellikle hayvancılık kesiminde öncelikle maalesef çok hızlıca yaşandı. Türkiye yıllarca canlı gebe hayvan ithalatı yaptı. Ve iç piyasadaki fiyat regülasyonlarını işte karkas et, lob et ithalatlarıyla yapmaya çalıştı. Milyarlarca dolar para harcandı, dışarıya paralar çıkarıldı. Maalesef bütün akademisyenlerin de ifade ettiği gibi Türkiye'de yerli hayvancılığı geliştirmek için yapılması gereken planlamalar yerine ithalat planlamaları, nerede ucuz hayvan var, nerede gebe hayvan var, nerede ithalat izni var, yani hastalıktan ayrı bölge var gibi bir sürü çalışma yapıldı. Basına da yansıyan çok işler gördük. Yani ülkesinde ihraç ettiği et kadar hayvan yetiştirilmeyen ülkelerde ithalat yapıldığını gördük. Oralarda kurulan şirketler üzerinden çevredeki ülkelerden et toplanıp, hayvan toplanıp, kesimli hayvanlar toplanıp ihraç edildiğini gördük. Bir kere bakın, hayvancılığın en temel konusu meralardı. Hayvancılığın temel gideri %70-75 oranında yem gideriydi. Türkiye'de 2001 yılında yapılan tarım sayımından sonra Türkiye'de tarım sayımı yapılmamıştır. Ve o günden bugüne TÜİK verilerine bakın, 14.625.000 hektar mera var diye görülür. Ki bu 40 yıl önce 44 milyon hektardı. 14 milyon hektarı da 22 yıldır böyle kabul ediyoruz. Ama görünen o ki meralara karayolları, inşaatlar, madencilik, turizm tesisleri vesaire gibi birçok bakımdan vasıt değişikliği yapılarak veya kanunlar, Kanal İstanbul'da olduğu gibi kanunlar çıkarılarak tarım dışına çıkarılıyor. Böylece hayvancılıkta yeme bağımlı hale geldi. Yem bitkileri üretiminde de eksiklikler hat safhada olduğu için, desteklemeler çok düşük olduğu için onda da ithalat bağımlılığı hakim hale gelmeye başladı. İthalat bağımlılığı kura bağımlılık anlamına gelmeye başladı. Kurdaki son birkaç yılda yaşanan yüksek artışlar artık hayvanları besleyemez hale getirdi. Veya beslemek istediğinizde o ithal yemlerle, ithal yem katkılarıyla beslemek istediğinizde de bu sefer birim maliyetleriniz arttı. Dışarıdan getirilen daha ekonomik etler içerideki üreticinin artık bu işi yapmama motivasyonunu oluşturdu. Çünkü dışarıdan getirilenle rekabet edecek bir yem politikası yoktu ve ucuz yem bulamıyordu. Dolayısıyla hayvanları kesmeye başladılar. Bu olay 2008-2009'da da bir yaşandı. Geçtiğimiz yılda çok yoğun biçimde yaşandı ve büyük baş hayvan sayımızda ciddi 1,5 milyona yakın düşüş var. 2023 verileri açıklandığında da bu net bir biçimde göreceğiz. Zaten bakanlık çevreleri de ifade etmeye başladı. Peki doğurmayan hayvan, doğuran hayvanı kestiğinizde önümüzdeki birkaç yıl içinde onların doğumları, onların yavrularının da doğumlarıyla beraber ciddi bir hayvan varlığını da kaybetmiş oluyorsunuz. Ve kestiğinizde sütü kaybetmiş oluyorsunuz. Yani 1 milyon hayvanın daha az sağladığını düşünün. Bu da peynire ve diğer süt ürünlerine yansımaya başladı. Şimdi onun için de bir ithalat kapısı, ithalat olanakları aramak eğilimi başlıyor. Yani içerideki meralardan, meraların korunmasından başlayan bir süreçle yem politikalarınıza, yem bitkileri politikalarınıza kadar giden ve yine pazarda kişinin, bakın deprem bölgesinde, deprem sonrası bile hayvanları gidip ucuz ucuz satın alan işgüzarlarla mücadele edemediği devlet ve 11 ilde birçok çiftçi hayvanlarını o sağlıksız, olumsuz koşullarda elden çıkarmak, ucuzu elden çıkarmak zorunda kaldı. Bir daha tarıma ve hayvancılığa dönmesini sağlamak için, eski haline getirmek için yapılması gerekenlere dair de herhangi bir politik açıklama, bir siyasi planlama, bir ekonomik planlama ya da Tarım Bakanlığı'nın bir planlaması görülmüyor. Her şey
palyatif düzeyde yürütülüyor. Her şey kamuoyuna, ki her yıl aynı ifadelerle her geçen gelen bakan üstüne bir yeni ifade daha ekleyerek ifade ediyor. Ama Murat Bey, şöyle bir problemle şimdi çok net açık karşı karşıyayız. Bir kere çiftçi küstürülüyor. Çiftçi yavaş yavaş tarımı bırakıyor. Küçük ailelerde genç kuşak tarımla ilgilenmiyor. İktidarın şimdiye kadar uyguladığı ya da bir şekilde saldım çayıra, Mevlam kayıra tarzındaki politikaları Türkiye'yi bir gıda güvenliğiyle karşı karşıya getirmiş durumda. Şimdi bunun adı hakikaten gıda güvensizliğidir. Yani bir ülke çocuklarını ve gençlerini besleyebilecek gıdayı üretemiyorsa, aileler buna artık erişemiyorlarsa ciddi bir gıda güvenliği meselesi var. Şimdi bu şartlar içinde acaba kamuya sadece böyle bütçeden destek vermek, planlama yapmak, özendirmenin ötesinde doğrudan bir müdahale görevi düşüyor mu? Yani kamu çiftçiyi yeniden motive etmek, tarıma yatırımı özendirmek vesaireyi beklemek yerine bu kadar gıda güvenliğinin arttığı şartlarda tıpkı geçmişteki bazı uygulamalarda olduğu gibi bizzat üretici olarak devreye girebilir mi? Tarımda bir kamuculuk politikası söz konusu olabilir mi? Bunun araçları neler olabilir? Hocam, bu önce şu üç kavramı bir netleştirmekte fayda olur. Bakın, dünyada artık gıda egemenliği diye bir kavram tartışılıyor. Pandemi, küresel siyasi gelişmeler, savaşlar, küresel gıda ürünleri ticaret piyasaları artık bir gıda egemenliği ihtiyacını net biçimde ortaya koymuştur. Ya her ülke kendi gıdasına egemenlik koşullarını kendi potansiyellerine bağlı olarak yaratmak durumunda. Bunu ben körfez ülkeler için söyleyemeyebilirim. Ama onlar da ellerindeki petrolle gıda güvenliklerini sağlayabiliyorlar aslında belli ölçülerde. Ama Türkiye gibi tarımsal varlıkları ve biyoçeşitliliği dünyada en iyilerden birisi olan, o potansiyellere sahip olan bir ülkenin gıda egemenliğini hemen kurması ve bunun sürdürülebilirliğini sağlaması gerekiyor. İkinci kavram gıda güvencesi hocam aslında. O da şu ki gıda bir haktır. Bütün insanlar için ve hayvanlar için gıda bir haktır. Tarım ürünleri nüfusumuza, artan nüfusumuza ve beslediğimiz hayvanlara yetecek kadar üretilmek zorundadır. Bu devletin en temel sorumluluklarından birisidir. Bunun için potansiyelleriniz uygunsa ülkenizde üretim planlamasını doğru yapıp bunun fonlarını doğru ayırıp, bütçesini doğru ayırıp bunu uygulamanız gerekiyor. Eğer bu potansiyelleriniz yoksa da bu kaynakları, bunun finansını sağlayacak bütçeyi oluşturup insanların hakkı olan, beslenme hakkını ifade eden gıda hakkını sağlaması gerekiyor. Üçüncü kavram gıda güvencesi. Gıda güvencesi hocam aslında sağlıklı gıdayı ifade eder bütün dünyada. Yani tamamen ilaçlarla, tarım ilaçlarının yersiz, zamansız ve miktarındaki kontrolsüz kullanımlarla insanlara geçip de hastalıklar yaratabilecek ya da hayvan yemi açısından veya çevreye vereceği zararlar, toprağa, ormana, suya vereceği zararlar bakımından bu da gıda güvenliğini ifade eder. Yani güvenli gıda yeme konusu. Bu üç kavramın da devlet açısından, ki onu yöneten iktidar, hükümet açısından temel bir görev olduğunu korumak gerekiyor. Bütün dünyada bu böyledir. Ve bakın, Avrupa'da bizde %70'lere, 60'lara varan gıda enflasyonları varken gıda fiyatlarında %21 düşüş olduğunu görüyoruz. Söylendiğinde Avrupa'da da artıyor falan deniyor ama veriler hiç de öyle değil. Yani elimizde, bakın, Türkiye'de Mart 2023 yılı gıda enflasyonu
Türkiye'de %69.62, OECD'de %15, AB'de %20. Murat Bey, son cümlenizi alayım, programımızın sonuna geldik. Toparlayalım. OECD'de 15, AB'de 20-60 iken Türkiye'de 70-60, dünyada %21 düşmüş. Demek ki biz tarımı yeniden planlamak durumundayız, gerçekçi ve bütün bileşenleriyle. Üreticileri mutlaka örgütlenmesinin önünü açmak zorundayız. Böyle OVP'ler gibi palyatif, geçici, kamuya dönük söylemler yerine uygulamaya geçmek zorundayız. Tarımsal temel girdileri, toprağı ve suyu da korumaktan başka, kent içinde ve çevresindeki de dahil olmak üzere, imarla talan etmeden korumak zorundayız ki gıda egemenliğimizi ve gıda güvencemizi sağlayabiliriz. Evet, peki. Çok teşekkürler bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun. Evet, gıda meselesi gerçekten önemli. Gıda güvenliği, beslenme sorunu, çocukların, gençlerin özellikle sağlıklı, fiziki büyümeleri için. Dolayısıyla bu konuları konuşmaya devam etmek, çözümler üretmek mutlaka gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.